Şimdi bugün heyecanlı birkaç hikayeye bakacağız. Biraz spor hikayeleri, biraz başka hikayeler falan. Biz Müjde serisinden devam ediyoruz. Ama devam etmeden önce ben size bir anımı anlatmak istiyorum. Bu herhalde 1994 yılında ya da evet, 1994 ya da 95 yılında biz bir basketbol maçına çıkacaktık. Ben lisanslı sporcuydum o zamanlar. Şimdi İstanbul kulüpler arası turnuvaya katıldık. Benim o zamanlar oynadığım kulüp daha nispeten küçük bir kulüptü. Ama o turnuvada bazı büyük kulüpler de çıktı karşımıza. Onlardan bir tanesinde de ben önceden oynamıştım. Şimdi biz maça çıkacağımız zaman maç Cafer Aspor Salonu'nda burada Kadıköy'de olacak ve rakibimiz de Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Ve şeyde maça bir kış zamanıydı maç ve hatırlıyorum bizim takımımız normalde 12 kişi, basketbol takımları 12 kişi oluyordu. Tabii 5 kişi sahada ama 5 de yedekte. O zaman sahada 10 kişi olmamız lazım. Ama o maç ne hikmetse pek çoğumuz maçtan önce sakatlandı. Artık ya gerçekten sakatlandı ya yani istemedik o kulübe karşı oynamaya. Sonuç olarak biz okuldan çıktık, servisler aldı bizi, sahaya geldik. Çok soğuktu hatırlıyorum. Buz gibi yani böyle şimdiki sahalar daha ısıtmalı falan. Karlüfer marlüfer var. Bizim zamanımızda onlar yoktu. Okuldan sonra biz gidince soyunma odasına paltolarla böyle otururduk. Kimse paltosunu bile çıkarmaya cesaret edemezdi. O kadar soğuk olurdu. Isıtmazlardı bizim için yani büyük şeyler için ısıtırlardı. O zaman güç bela kimin gazıyla hatırlamıyorum. 7 kişi gittik sahaya. Ve galiba Kaçuya ablanın oğlu da vardı o maçta. Galiba beraber oynuyorduk o zaman. Evet, herhalde o da vardı. Büyük oğlu. Şimdi güç bela üstümüzü, başımızı, formalarımızı giydik. Ben herhalde 15 ya da 16 yaşındayım. Sahaya çıktık. Ama sahada bir sorun var. Birkaç sorun var da. Bir tanesi şöyle. Biz şimdi önce biz çıktık sahaya, ısınıyoruz böyle. Ya olur kazanırız falan. Yani falan. Sonra rakip takım çıktı sahaya. Sorun şöyleydi. Bizim en uzun adamımız galiba Kaçuya ablanın oğluydu o. En uzun adamımız onların en kısa adamından daha kısa. Yani evet bizim en güvendiğimiz iri yarı ya bu tamamdır dediğimiz adam onların en kısa oyun kurucusundan daha kısa. Biz böyle yan yana geldi mi Daltonlar gibi oluyoruz. Şöyle Daltonları bilmiyorum Red Kit'i seyrettiniz mi? Yani ben onların en kısa adamının şurasına geliyorum. Onların en kısası. Evet olsun Rabi'dir. Ama Rabbi de bilmiyoruz o zaman. Ama tabii şimdi söylemem lazım. Ben o kulüplerden de geçtiğim için o zamanlarda bu arada bu vaazı yayınlamayacağız onu söyleyeyim. Oralardan da geçtiğimiz için çoğu aslında gerçek yaşlarında değildi o zaman o kulüplerin. Hepsi sahte lisansla. Onlar aslında hep bizden 2-3 yaş büyük çocuklardı. Yaşları ufaltılırdı o zaman. Öyle kulüplerin hepsinde. Ve onlar da zaten bizden büyüklerdi. Belliydi yani. Sonuç olarak yok şimdi bu hikayenin sonunda öyle bir kahramanlık, Rocky Balboa gibi bir zafer hikayesi çıkmayacak bunda. Çok büyük farkla yenildik maçta. Onu baştan söyleyeyim de hiç böyle heyecanla beklemeyin yani acaba Rab ne yaptı? Onu yapmadı Rab. Evet. Başka şeyler yaptı ama onu yapmadı yani o gün. Ve biz sahaya çıktık. Çıktık ama bir sorun vardı. Gerçekten rakip takım bizden çok iriydi. Yani
normal kurallar çerçevesinde de oynamak çok zordu. Yani bir omuz atıyorlar, birimiz o tarafa uçuyor, birimiz bu tarafa uçuyor. Benim kaşım, daha maçın başında kaşım yarıldı benim. Böyle bir sürü şeyler oluyor. Ama saha da dolu bu sırada, seyircilerle de dolu. Bağırıyorlar, o dolu yani. Bir sorun vardı, biz baştan fark etmiştik. Biz zaten 7 kişiydik. Basketbol neden 10 kişi oynanır? Çünkü çok hızlı bir spor. Zor, çok efor. Mesela futbolda, ben futbolda oynadım. Futbolda kaleciler ya da futbol bilenler bilir. Aramızda iyi futbol bilenler var. Yani Ümit gibi, başkalar gibi seyredenler. Rakip, yani sen genelde saldırıyorsan en arkada duran defans oyuncuları daha hafif tempoyla ilerleyebilir. Yani bazı oyuncular için bazen maç yavaşlar. Yani bir taraf, bazı mevkiler o dakika daha çok koşması gerekiyorsa bazı diğer mevkiler daha yavaş. Kaleciler, mesela senin takımın öndeyken arkada duran kaleci koşmasına gerek yok öne, koşmaz. Arkada bekler. Defans oyuncularının hepsi ileri çıkmaz. Tetikte olurlar ama sürekli de koşmazlar. Ama basketbol öyle bir spor değil. Basketbolda 5 kişinin her an koşması gerekir aktif olarak. 5 kişi ileri gider, 5 kişi gelir. Eğer 4 kişi ileri giderse bitti, unut onu. Yani sürekli herkesin, bu yüzden oyuncular yorulabileceği için, sakatlanabileceği için 5 oyuncu 5'te yedekle çıkar. O zaman, şimdi belki sayılar değişti bilmiyorum. Aynı. O zaman öyle. Bu ne demek? Takım kaptanının yedeği vardır. Her pozisyonun da yedekleri vardır. Yani oyun kurucunun yedeği vardır, forvetin yedeği vardır, pivotun yedeği vardır. Ve sürekli onlar değişir mesela. Bir oyuncu çıkar, öbürü girer. Sonra o giren yorulur, o geri çıkar, bu tekrar girer. Mesela futbolda bir adam oyundan çıkarsa o adam tekrar giremez maça. Ama basketbolda çıkan oyuncu tekrar girer. Sürekli böyle dönüşüm. Satranç gibi bir oyun. Ve biz maçın başında biliyorduk. 7 kişi çıktığımız için zaten eksiyiz. Çünkü onlar 10 kişi. Onlar 10 kişi sürekli dönecekler. Ama biz zaten eksiyiz. Zaten gücümüz yok maçı bitirmek için. Diğer bir taraftan onlar bizden fiziksel olarak çok güçlü olduğu için aynı zamanda her bir oyuncu daha bir kıymetli oluyor. Çünkü eğer 2 kişi sakatlansa artık 5 kişiyiz. Değiştirecek hiç oyuncumuz yok. Ve o 5 kişiden biri daha sakatlandı mı artık sahada 5 kişi, karşısında biz 4 kişi. Yani kaynaklarımız o kadar az ki her şeyi çok dikkatli kullanmamız gerektiğinin farkındaydık maçı bitirmek istiyorsak. Fazla şansımız yoktu. Fazla, her şey çok dikkatli olmalıydı. Bunun için 2 şeye gerek vardı. Bir, dikkatli olmak. En önemli şey, bilincinde olmak. Biz zor bir durumdayız. Kaynaklarımız, kişilerimiz çok sınırlı. Ve herkesi korumaya ihtiyacımız var. İki, bütün takımın cesaretlendirilmesine ihtiyacımız var. Çünkü zaten azız. Her birimizin cesarete ihtiyacı var. Bu ne demek? Birimiz hata yaptı mı? 2 seçenek var. Suçlayabilirsin. Nasıl atarsın? Böyle yapalım. Bu top buraya atılır mı? Ya da hadi kalk, devam ediyoruz. Hadi kalk, oldu. Kalk, devam et. Olur. Biri hata yapıyor, öbürü hata. Bu iki yoldan birini seçmek zorundaydık o gün. Hangisini seçmeliydik sizce? Hadi kalkın, devam ediyoruz, değil mi? Çünkü birbirimizi suçlayacak lüksümüz yoktu. O şımarıklığı yapıp sen hata yaptın, senin yüzünden diyecek lüksümüz yoktu o gün. O kadar azdık ki o mücadele için tek seçeneğimiz vardı. Birbirimizi kaldırmak. Birbirimize omuz vermek. Biz birkaç haftadır müjdeyle ilgili konuşuyoruz. Müjdeyi yaymamızdaki, Tanrı'nın sözünü tutmamızda ve anlatmamızdaki engellerle ilgili bir sürü engeller gördük.
Ve bugün işte bunlardan bir tanesine, bu durumlardan bir tanesine bakacağız. Müjdeyi nerede görebiliriz? Ona bakacağız. Müjdeyi biz bu hayattaki mücadelemizde görebiliriz. İstersek gösterebiliriz ve görebiliriz. Maçın hikayesine devam edeceğim sonra. Ama gelin şimdi birlikte Kutsal Kitab'ın 2. Timoteus mektubuna dönelim. Bu arada benim herhalde mikrofonum değişmek istiyor. Ben şuna geçeyim, sen değiştirebilirsin. 2. Timoteus 4. bölüm 1. 4. bölüm 1 ve 8 ayetlerden ben size okuyacağım. Buradan varsa gösterebiliriz. 2. Timoteus 4 1 8. Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde onun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum. 2. Timoteus 4. bölüm 1-8. Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözleri duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla. Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab, o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. Şimdi basketbol maçından nasıl geldik buraya? Anlatayım. Bu mektup bugün, baştan onu da söyleyeyim. Bugün birlikte biraz not alacağımız bir gün de olacak. O yüzden mümkünse telefonlarınızın not alma uygulamalarını hazır tutun. Çünkü bazı yerlerde ben bir şeyler soracağım ve sizin yanıtlarınızı oraya yazmanızı rica edeceğim. Şimdi değil. Şimdi bu okuduğumuz ayetlere bakarken biraz bağlamına bakmak gerekiyor. Kimdir? Bu mektup nedir? Pavlus'un mektuplarından 2. Timoteus'a yazdığı mektup değil, Timoteus'a yazdığı 2. mektup. Ne demek? 2. Timoteus diyor ya, 2 tane Timoteus yok. Bir tane Timoteus var ama Pavlus Timoteus'a 2 mektup yazıyor. Timoteus kim? Pavlus'un öğrencisi. Ve Pavlus nereden? Hapisten. İlahiyatçıların pek çoğu bu mektubun Pavlus'un Roma'da idam kararı alındığı zamanki hapishaneden yazdığını düşünüyor, Roma'dan. Bazıları Efes'te de yazmış olabilir diyor. Ama ben genelde Roma'da yazdığı tarafından düşünüyorum. Öyle görünüyor çünkü yazdıkları hayatının son tecrübesi Pavlus, elçi Pavlus, İsa Mesih'in öğrencisi biliyorsunuz Roma'da. Kendisi öldü ve muhtemelen kendisi dediğine göre artık son günlerim bunlar, Roma'dan yazmış olmalı diye düşünüyorum. Timoteus kim? Diyor ki Kutsal Kitap Elçilerin İşleri 16. bölümde şöyle anlatıyor. Diyor ki Timoteus Küçük Asya'da bulunan Likadonya kentinde Yahudi bir anne ve Yunan bir babadan doğdu. Annesi Lois ve büyük annesi Yunis. Hristiyan inancına sahipti. Babası hakkında çok bilgimiz yok Timoteus'un. Ve Pavlus Timoteus'u yanına alıyor. Ve onunla birlikte yolculuk yapıyor. Özellikle ikinci gezisi sırasında Listra'da Pavlus ve Silas'la birlikte tanışıyorlar. Ve
onları yanına alıyor. Babası Yunan olduğu için de Grekçe bildiğini biliyoruz. Böyle düşünüyoruz bunu. Mektubun daha bizi daha çok ilgilendiren detaylarına gelmeden önce size bahsetmek istediğim bir parantez var burada. Pavlus Timoteus'u neden seçti ve yanına aldı? Neden Timoteus? Çünkü değil mi? O dönemde sen ve ben yaşıyor olsaydık muhtemelen Pavlus'un öğrencisi olmak isterdik. Pavlus'u duysaydık. Pavlus'un ününü duysaydık, Pavlus'un yanında gitmek, ondan öğrenmek isterdik. Onu takip etmek, onunla hizmet etmek isterdik. Peki Pavlus bizimle ister miydi acaba? Mesela Pavlus Vahan'ı yanına alır mıydı? Emin değilim. Bence almazdı. Sizinle ilgili değil, kendimle ilgili konuşuyorum. Pavlus Silas'ı neden aldı? Çünkü bakın kutsal kitap şöyle anlatıyor. Elçilerin İşleri 16:1. Pavlus Derbe ve Listra'ya uğradı. Bu arada burası, bu topraklar bunlar. Listra'da Timoteus adında bir İsa öğrencisi vardı. Annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grek'ti. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Kimden? Timoteus'tan. Tamam. Kardeşler, Timoteus'un bir tanıklığı vardı. Tanıklık ne demek? Tanıklık bizim hayatımızda Tanrı'dan anladıklarımız, öğrendiğimiz şeyleri uyguladığımızda çevremizdekilerin gördüğü resimdir. Bizim Mesih'e olan tanıklığımızın çevreye yansımasıdır. Ben iman ettiğimden beri pek çok durumla karşılaştım. Bizim gençlik grubumuzda bu kilisede çok değerli gençler vardı aralarında. Büyük bir gençlik grubumuz vardı. Evet. Onların aralarından bazıları bunu dile getiriyorlardı. Ben hizmet etmek istiyorum, vaaz vermek istiyorum, böyle yapmak istiyorum. Ama onların hayatına baktığımız zaman şimdi yıllara bakınca aslında tanıklıkları söyledikleri gibi değildi. Davranışları hizmet etme isteğini aslında göstermiyorlardı. Ama bazıları o gruptan hiç böyle ben işte bir gün şöyle olacağım, böyle olacağım, böyle lider falan böyle şey. Sadece davranışlarıyla, tanıklıklarıyla sadece başkalarına hizmet ediyorlardı. Sevgiyle ve şefkatle. Aradan belki 15-20 yıl geçti. Ne gördüm biliyor musunuz? O önde hizmet etmek isteyen, vaaz vermek isteyen, böyle liderlik armağanı olduğu düşünen kişilerin hepsi kayboldu, gitti. Rab'de kalmadılar. Ama alçak gönüllü şekilde başkalarının onlar hakkında olumlu konuştuğu, ne kadar değerli bir kardeş, ne kadar alçak gönüllü bir, dediği tanıklığı olan kişilerin bir sürü farklı yerlerde Tanrı'nın etkili bir şekilde kullandığını görme fırsatım oldu. Pavlus Timoteus'u neden yanına aldı? Çünkü kardeşler etrafındaki ondan övgüyle söz ediyorlardı. Ve Pavlus bunu gördü. Neden? Çünkü Tanrı bizim tanıklığımızla ilgilenir. Biz tabii ki insanları memnun etmek için yaşamıyoruz. Tanrı'yı memnun etmek için yaşıyoruz. Ama Tanrı'yı memnun etmek için yaşadığımızda da insanların bu dikkatini çekiyor değil mi? Elçilerin İşleri 2. bölüm. Ne diyordu? Yaşayışları imanların herkesin beğenisini kazanmıştı. İmanlı olan ve olmayan. İşte tanıklığı olan bir yaşam budur. Timoteus bu yüzden Pavlus'un dikkatini çekti. İyi bir tanıklığı vardı. Çevresindekiler Pavlus'a öneriyorlardı. Ne kadar değerli bir adam, ne kadar tatlı bir hizmetkar, ne kadar çok önemli bir detay. Ve onu yanına aldı. Gezilerinde yanında gezdirdi. Pavlus için iyi bir yardımcıydı. Aynı zamanda kendisi 1. Korintliler'de 4. bölümde kendisinden sevgili çocuğum diye bahsediyor Pavlus Timoteus'tan. Sevgili çocuğum, ruhsal
oğlum diye bahsediyor. Timoteus hakkında İncil dışı kaynaklarda da bazı bilgiler bulabiliyoruz. Çok geniş olmasa da. Mesela Osebius'un yazdığı kitapta 4. yüzyılda Timoteus'un aynı zamanda Efes Kilisesi'nin episkoposu, yani pastörü, bas pastörü olduğunu Efes'te okuyoruz Osebius'un yazılarından. Jerome'un yine aynı zamanda elçisel babaların döneminde Jerome'un da aynı zamanda Timoteus hakkında yazdığını okuyoruz. Efes Kilisesi'nin episkoposu olarak. Ve Paulus işte mektubunu ona yazıyor. Ama aynı zamanda bu mektuptan başka bir şey daha anlamalıyız. Çünkü bugün biraz duygusal olarak da düşüneceğiz. Paulus ne yazıyor okuduğumuz metinde? Diyor ki kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Yani elçi Paulus'un hayatının sonuna geldiğini artık anladığını biliyoruz. Paulus var hapishanede, artık ölmek üzereyim diyor. Yani benim görevim tamamlanmak üzere. Ve onun çocuğu diye bahsettiği kişiye bir mektup yazıyor. Biz kutsal kitabı bağlamlarıyla, durumlarıyla çalıştığımız zaman bizim için farklı bir anlam kazanıyor. Paulus'un hangi durumda bu mektubu Timoteus'a yazdığını bilmek önemlidir. Çünkü sanki bunlar Paulus'un kendi ruhsal çocuğuna, öğrencisine verdiği son öğütlerdir. En son öğütler. Ve bu öğütler, mesela size sorayım. Bir insan bu kadar değer verdiği birine son öğütlerinde neden bahseder, ne anlatır? Ne anlatır? Tanrı'dan ne öğrendi? Bütün hizmet hayatının özünü, değil mi, toparlayıp özetle ben bunu öğrendim, sen bunlara dikkat et der. Kendisi için en değerli saydığı fikirleri artık kendi öğrencisi olan Timoteus'un ellerine bırakıyor. İşte bu bıraktığı sözler üzerinden gelin üzerinden bir geçelim. Bakalım elçi Paulus, Tanrı'nın hizmetkarı Paulus, Timoteus'a ne hakkında uyarıyor? Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde onun gelişi ve egemenliğinin hakkı için buyuruyorum diyor. Ne diyor? Tanrı'nın önünde ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih'in önünde. Ölülerle dirileri yargılayacak kişi İsa Mesih'in kendisidir kardeşler. O karar verecek. Bir gün her birimiz onun hazırına çıkacağız. Bu yüzden güvenebiliriz onun sözlerine. Çünkü son kararı o verecek. Mesela deseydi, İsa Mesih anlattı, böyle yaşayın, böyle yaşayın, böyle yaşayın. Ama son yargıyı bu da verecek mesela. Ben şimdi nasıl güveneyim İsa'nın sözlerine? Son yargıyı bu da verecek. Bir Buda'ya gidip sormak lazım. İsa doğru söylüyor mu diye, değil mi? Ama bugün Semitik inançların hepsinde biz biliyoruz ki son yargı İsa Mesih'in elinden gelecek. Bizim tapındığımız İsa Mesih'in önünden. Ve şununla başlıyor. Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın. Tanrı sözü. O günlerde elimizde yazılı bir kutsal kitap yoktu. Paulus bunu yazarken elinde yazılı bir kutsal kitap yoktu bizimki gibi. Bunlar çok sonradan basıldılar. Sizce Paulus Tanrı sözünü duyur derken neden bahsediyordu? Ne dersiniz? Karşılıklı konuşalım. Bugün biraz kutsal kitap dersi gibi olacak. Emilia konuşmalarından, İsa'nın konuşmalarından bahsediyordu. Çok güzel. Başka? Tanrı'nın gelmekte olan egemenliğinden. Harika. Başka? Yanlış cevap yok ha. Beraber bulacağız, keşfedeceğiz. Yaşadıkları tanıklıklardan. Tanrı sözünün önünden. Çok güzel, harika. Devamında zaten hem de elçilerin işlerinde diyorlar ki onlar kendilerini
duaya ve elçilerin öğretisine adamışlardı. Paulus gezdiği gezilerde bile İsa'nın öğrencilerinin Kudüs'te aldığı kararları, bilgileri, teolojileri gittikleri yerde anlatıyorlardı. Tanrı'nın sözü nedir? Tanrı'nın isteği olan bizim kurtuluşumuz, ölümden dirilişi, aynı zamanda İsa Mesih'in sözlerine uygun yaşamak. Matta 28. bölüm ne diyordu? Benim buyruklarımın hepsine uymayı onlara öğretin. O zaman Tanrı'nın sözünü anlat. Ama uygun zaman yok. Ama ne diyor? Zaman uygun olsun, olmasın. Neden? Neden? Kardeşler hayal edin. Şimdi şuradan biri bana böyle ateş etti. Böyle kurşun geliyor havada. Yani Rab korusun da. Geliyor havada. Siz de yanımdasınız. Ya uyarsam mı vahanı, uyarmasam mı? Zaman uygun mu? Uygun değil mi? Acaba daha ne yaparsınız? Ne zaman uyarsam, ne yapsam, ne dersiniz? Ya önüme geçersin, ya itip durursun değil mi? Ay hızlı vurdu, yavaş vurdu, şöyle vurdu, böyle vurdu falan filan. Onlar yok. Zaman uygun olsun olmasın. Neden? Çünkü bu bir ölüm kalım meselesidir. Tanrı'nın sözleriyle ilgili gerçekler ölüm kalım meselesidir. Kişi Mesih'i tanımıyorsa ölüm kalım meselesidir. Mesih'i tanıyorsa ama bilerek dikine gidiyorsa ölüm kalım meselesidir. Mesih'e saygı göstermiyorsa, sözlerini hayatına almıyorsa ölüm kalım meselesidir. Bu yüzden diyor zaman uygun olsun olmasın. Çünkü ya İsa Mesih ne dedi? İnsanoğlu Şabat gününün de Rabbidir. Yani ne demek? Şabatta iş yapmak uygun muydu? Değildi. Ama ne dedi? İçinizden birinin kuzusu kaybolsa, düşse kurtarmayacak mısınız? Kurtaracaksınız. Neden? Çünkü Tanrı'nın önceliği o candır. Şabat değil. Şabat önemli. Ama Tanrı'nın daha önemsediği bir şey var. Kayıp kuzu. O yüzden zaman uygun olsun olmasın. Uygun zamanı bekleyeyim. Hikmetle 5 yıl, 3 yıl ne zaman gelirse falan öyle değil. Bu konu yaşam ve ölümle ilgilidir. Ve diyor ki zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür. Ve devam ediyoruz. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. Bir düşünelim. Söylediğin gerçek hayatında gözükmüyorsa kimseyi ikna edebilir misin? Mesih'in kurtarıcı olup sana sevinç verdiğini kimse görmüyorsa çevrende, Mesih sana sevinç verir diyebilir misin? Tesiri olmaz. Gene geliyoruz tanıklığa. İnsanları ne diyor? Sabırla. Sabır. Bir kere önemli bir kelime. Sabır. Maalesef toplum olarak da bize çok uymayan. Biz sabırsız hemen böyle hızlıca. Yani ne zaman olsun? Hemen şimdi olsun. Hemen. Ama ne diyor? Sabırla. Sabırla. Diyor. Tam bir sabırla. Eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. Mesela ikna et. Ne gerekiyor? Tanıklık. Anlattıklarımızın hayatımızda gözükmesi gerekiyor. Nilüfer güzel bir şey söyledi. Öğreniyoruz ama yapmıyorsak çalışmıyor. Çalışmıyorsa biz başkalarını ikna edebiliyor muyuz? Değil mi? Tanrı'nın sözü bizi ona boyun eğmeye ikna eder. Ama biz boyun eğmiyorsak başkalarını Tanrı'nın sözüne boyun eğmeye ikna edebilir miyiz? Mümkün? Hayır. Biz Tanrı'nın sözüne boyun ediyoruz. Tanrı bunun karşılığında bizi bereketliyor. Biz ona güveniyoruz. O bizi bereketliyor. Yaşıyoruz. Sonra diyoruz ki bak ben yaşadım, sen de yap. Bunu bana Kaçuya abla yaptı yıllar önce. Hastane odasında, kaç kere anlattım ama, hastane odasında üstüme böyle şeyler, makineler bağlıyken,
Şifa Hastanesi'nde 99 yılında geldi. Dedi ki ben yaptım, benim hayatımda böyle yaptı. Sen de yap. Sen de yap. Sen de yap. Biz sadece Tanrı'nın sözünü değil, Tanrı'nın sözünün bizim hayatımızda yaptıklarını ve yansımasını paylaşıyoruz. Bizden ne yansıdığını paylaşıyoruz. Siz de yaptınız, değil mi? Gelip biz yaptık, bak Rab benim yüreğimde böyle yaptı, sen de bunu yüreğine al dedi insanlar. Yaşadıklarını anlattılar. O zaman ikna edici gücü oluyor. Sonra diyor ki isteklendir. Bu çok özel. Şimdi burada isteklendir ne demek? Şu soruyu ben inançla ilgili bir arkadaş bugün sordu bana. Aranızda o, söylemeyeyim. Sordu, sabah konuşuyorduk, öyle söyledim ben, isteklenmek. Ben inançlarla ilgili araştırma sırasında şunu sormuştum kendime. Ben bu peygamberle, bu inancın lideriyle arkadaş olmak ister miyim bugün yaşasa? Benim dostum olur mu? Bu Davut olur, o olur, işte bu da olur, şu olur, bu olur. Ama İsa Mesih ile ilgili araştırırken şeyi bulmuştum. Ya böyle biri varsa ben onun yanında olmayı çok isterdim. Keşke üst kat komşum olsa, keşke aynı evde yaşasak. Aynı şekilde bir İsa Mesih takipçisi, karı koca diyelim mesela. Başka bir, işte ziyarete geldiniz, sizi ziyarete. Diyor mu, ya İsa Mesih'i iman edenler böyle mi davranıyor birbirine, ne kadar güzel. Keşke benim de İsa'yı izleyen bir kocam olsa, keşke benim de İsa'yı izleyen bir eşim olsa, böyle oluyorsa derler mi? Keşke benim de İsa'yı izleyen arkadaşlarım olsa, keşke benim de çevrem İsa Mesih'i izlese derler mi? Bizim uzaktan yani bir akrabamız var, o çok güzel. Adam eşine diyor ki sen kiliseye git diyor eşine. İyi oluyor kiliseye gidenler diyor. Kendi gitmiyor ama. Ya ne diyor, eşi gitsin, biliyor o iyi olacak, tatlı olacak, yumuşak olacak ama kendi öyle olmak istemiyor. İsteklenmek ne demek? Mesih senin hayatında yaptıklarını başkaları gördüğü zaman zaten ne diyor? İçinizdeki umudun nedenini soranlara. Umut dolu bir yaşam. Ve ondan sonra devam ediyor. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Bu zaman gelmiştir. O gün bugündür. İnsanlar hep harikasın, süpersin, kulağını okşa, çok güzelsin bunları duymak ama uyarılmak istemiyorlar artık. Ve böyle yerler arıyorlar. Uyarı duyduğu zaman kaçmak istiyorlar. O zaman bu zaman gelmiştir. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar ama sen her durumda ayık ol. Sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla diyor. Çünkü benim kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim. Yarış deyince ne geliyor aklınıza? Efendim? Hayat. Bir şeye benzetelim gelin. Koşu yarışı olsun. Yarışı bitirdim. Yani buna benzetebiliriz değil mi? Koşuyoruz, sürekli koşuyoruz. Bu bir benzetme olabilir. Engelli koşu da bir benzetme olabilir. Değil mi? Engellerin üzerinden koşuyoruz falan filan. Bisiklet yarışı da olabilir. O da güzel. Ama aslı bence Paulus'un burada bahsettiği bu yarış bunlardan hiçbirine benzemiyor. Şuna benziyor. Bayrak yarışı. Bayrak yarışı ne demek? Koşu yarışlarının ellerinde bayrak mesale taşıyanları vardır. Orada koşanlar takım olarak koşarlar. Biz evet 3 hafta önce de konuştuk bunu. Bir kardeşimiz anlattı. Takım yarışı. Basketbola da benziyor. Ne demek bu? Ben koşuyorum. Koşuyorum. Rakip takım da var. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Sonra bayrağı veriyorum. Sonra sen koşuyorsun. Ben kenara geçiyorum, su içiyorum, arkadan yavaşça takip ediyorum.
Sonra bayrağı başka biri alıyor. Sonra bayrağı başka biri alıyor. Sonra ben geri alıyorum. Geri alıyorum ben. Koşuyorum. Sonra sen alıyorsun. Çünkü kutsal kitapta kardeşler, vaatlerin çoğu kilisedir. Bu bireysel, bu benimle ilgili hastalığı yeni çıktı. Biz birlikte koşuyoruz. Bu da ne demek? Ben şimdi dün senin hakkında dedikodu yaptım, seni yaraladım, yerdim, sana öfkeli davrandım, kızgın davrandım ya. Yarın sana bayrağı getirdiğimde sen onu artık taşıyamıyorsun. Çünkü kolunu yaraladım senin. Suçladım dün. Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden oldu. Dedikodu yaptım. Sevmedim. Sanki benim rakibim düşman değil de senmiş gibi. Ama bayrak devir zamanı gelince ne oluyor? Biz takım olarak geriye düşüyoruz. Çünkü birbirimizi isteklendirmedik. Birbirimizi sevmedik. Birbirimizi yaraladık. Tıpkı benim o basketbol maçına çıktığımız zaman gibi. O kadar azdık ki birbirimizi korumaya ihtiyacımız vardı. Çünkü ya o maçı beraber bitirecektik ya hiç bitiremeyecektik. Biliyor musunuz? Şimdi sizin yanınızda, önünüzde, arkanızda, sağınızda, solunuzda oturan kişi bu yarışı beraber bitireceğiniz kişi. Sen çok iyi koşabilirsin ama o düşüyorsa sen de kaybedeceksin. Tanıklığını kaybedeceksin. Peki o zaman ne yapacağız? Galatyalılar 5:15. Birbirinizi ısırıp yiyorsanız dikkat edin. Birbirinizi yok etmeyesiniz. İbraniler 3:13. Gün bugündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbiriniz yüreği günahı aldatıcılığıyla nasırlaşmasın. Öyleyse size sorayım. Siz birbirinizi yüreklendirme konusunda nasılsınız? Eşlere sorayım. Çünkü takım arkadaşınız o. Siz bir rakip, birbirinizle yarışmıyorsunuz ama bir takım olarak yarışıyorsunuz. Peki birbirinizi yüreklendirmek konusunda nasılsınız? Yoksa genellikle yalnız mı bırakıyorsunuz yanınızdakini zorluklarıyla baş ederken yarışta? Peki kilise olarak biz nasılız? Bu soruyu sormamız gerekir, değil mi? Birbirimizi yüreklendirmekte nasılız? Çünkü sen düşüyorsan ben düşüyorum. Biz aynı bedenin farklı üyeleriyiz. Öyleyse bu konuda nasıl yapıyoruz? İsa Mesih'in öğrencisi olmayı biz nasıl gösteriyoruz biliyor musunuz? İyi vaaz ederek değil, iyi tapınma yöneterek değil, iyi konuşarak değil. İsa Mesih dedi ki birbirinizi sevmenizden benim öğrencilerim olduğunuz belli olacak. Birbirinizi sevmemizden. O zaman bu bizim için bir çağrıdır birbirimizi sevmek. Bir yarışla ilgili aslında yarışın bölümleri var. Yarışın bir başı vardır. Heyecanla başlıyoruz biz. Hızlıca biz Türkler olarak genelde çok iyi başlarız her şeye. Gaza gelip hızlı, değil mi? Öyle bir laf var değil mi? Türk gibi başla, Alman gibi bitir. Duydunuz mu bunu? Evet. Biz hızlıca başlıyoruz ama genellikle uzun süren kısım orta kısım. Çünkü burada dayanmak gerekiyor uzun uzun. Her gün yapmak gerekiyor. Ne zaman başladı bizim yarışımız? Mesih'in müjdesi bize geldiğinde değil mi? Biri bize paylaştı ve biz evet dedik. Biz Mesih'i izlemek istiyoruz dedik. Ben nerede ettiğimi o duayı hatırlıyorum. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Ben Rabbi izlemek istiyorum. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. O gün başladı. Heyecan. Oho. Yani sizi bilmiyorum. Ben havaya uçacaktım yani gerçekten. Evet. Efendim? Sen de hastanelik oldun değil mi? Evet. Heyecandan. En heyecanlı
Ama sonra yarışın uzun süreci var. Her gün koşmamız gereken, her gün farklı engellerle baş etmemiz gereken, her gün farklı maçlar. Ve o maçların hepsinde tek başına değil, aynı zamanda topluluğa ihtiyacımız var. Peki siz takım arkadaşlarınızı teşvik edip bayrağı vereceğiniz kişileri teşvik etmekte nasılız biz topluluk olarak? İdare, Çünkü mücadele her gün devam ediyor. Her gün olmadığı, birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunu anlayacaktır. O zaman mesela Timoteus gibi, Timoteus için ne diyordu? Çevre bütün iller ondan övgüyle bahsediyordu. Acaba çevrelerimiz de bizde, bizim takım arkadaşlarımız olan sevgimizden övgüyle bahseder mi? Bahsetmesi gerekir kardeşler. Çünkü bu sözler Mesih'in sözleri. Her gün İsa'yı izlemek. İbraniler 12:3. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. Günaha karşı verdiğiniz mücadelede henüz kanınızı akıtacak kadar direnmiş değilsiniz. Size oğullar diye seslenenin şu öğüdünü de unuttunuz. Oğlum, Rab'in terbiye edişini hafife alma. Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme. Yani biz bir mücadelenin, bir yarışın içindeyiz. Ama tek başına değil aslında. Bir takımla bunun içindeyiz. Ama yarışı bitirebilmek için şeyi de düşünmek lazım. Yarışın sonu nerede? Nereye gidiyoruz biz? Nereye gidiyoruz biz? Doğruluk tacı almaya gidiyor muyuz? Evimize dönüyoruz. Bir film var, Eve Dönüş. Biz evimizden başka bir yere gitmiyoruz. Bunu da hatırlamak gerekir. Bizim koşumuz evden çıktık bir yere gidiyoruz değil. Biz eve dönüyoruz. C.S. Lewis'de bir sözü var. Bizim evimiz henüz hiç görmediğimiz bir yerdir. Biz daha görmedik orayı ama evimize gidiyoruz. Yarışı koşmaya cesaretimiz olabilir çünkü eve dönüyoruz. Misafirliğe gitmiyoruz, yabancı yere gitmiyoruz ama eve dönüyoruz. O zaman yarışın nerede olacağını biliyoruz. Nerede biteceğini de biliyoruz. Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla. Müjdecilik bir armağan değildir. Müjdecilik bir görevdir. Sevgi bir armağan değildir. Kardeşin sevgi armağanı var. Yok, sevgi bir görevdir. Müjde, Tanrı'nın sözünü yaşamak ve bunu paylaşmak bir armağan değil, bir çağrıdır. Ve biz Mesih'e evet dediğimizde bu çağrıya da evet dedik. Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm. Yarışı bitirdim. İmanımı korudum. O uzun dedik ya, süren şey. Yüce mücadeleyi sürdürdüm. Bu konuda nasıl gidiyoruz? Yüce mücadeleyi sürdürmek konusunda günahla, tanıklığımızla, sevgimizle, sadece bizle ilgili değil, beden olarak yüce mücadeleyi nasıl sürdürüyoruz? Çünkü yarın yarışı nasıl bitireceğimiz, bugün mücadeleyi nasıl sürdürdüğümüzle ilgilidir. Değil mi? Biz arabayla yola çıkıyoruz. Yolculuğu nasıl bitireceğimiz, benim arabayı nasıl kullandığımla, arabaya ne kadar iyi baktığımla alakalı. Bizim yarışı nasıl bitireceğimiz yarın, bugün mücadeleyi nasıl sürdürdüğümüzle ilgilidir. O zaman bu konuda nasılız? Ve diyor ki, bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç, Rab o gün bana bu tacı, bana, yalnız bana değil,
onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. Onun gelişini özlemle beklemiş olanlar. Mektubun başında söylüyor, İsa Mesih geri gelecek. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Biliyor musunuz şeyde, Osmanlı İstanbul'u aldığı zaman yedi kule surlarından bir tanesinin bir inanca göre İsa Mesih'in oradan gelip İstanbul'a gireceğini düşünen bir grup vardı. O zaman o surlardan o kapıyı kapattırdılar. Kapattılar. Kapatıldı İsa Mesih gelmesin diye. Gelmesin diye. Ama İsa'nın gelişini beton durduramıyor. Öyle olmuyor. İsa Mesih öyle ya da böyle gelecek. Ve biz onun gelişini özlemle bekliyoruz. Lütufla bekliyoruz. Ama hatırlatma gereği hissettim. Biz birbirimizi ayık tutmak zorundayız. Bu bir takım oyunu. Biz bedenin farklı üyeleriyiz. Biz birbirimizle yarışmıyoruz. Biz beraber günaha karşı yarışıyoruz. Beraber kol kola bu yarışı bitirmeye yarışıyoruz. O yüzden birbirimizi her vurduğumuzda, birbirimizi her yerdiğimizde hatırlamamız gerekir ki o yoksa biz düşüyoruz. Bol bol yedek yok orada. Aa, vahane oyundan çıkaralım onu alalım, o daha iyi. Yani evet, aranızda benden iyi vaizler var, biliyorum. Ama Tanrı'nın krallığında benim için bir yer var, senin için de var. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Vazgeçemiyoruz kolay birbirimizden, değiştiremiyoruz kolay birbirimizi. Bedenin farklı üyeleri olduğumuz için, benim sol elim sağ elimin rakibi değil. Çayı sol elimle tutuyorum, sağ elimle karıştırıyorum. Bir ayağımla yürüyorum, öbür ayağımla da yürüyorum. Biz birlikte beden olarak hareket ediyoruz. Yüce mücadeleyi sürdürmenin bir yolu budur. Şimdi biraz alıştırma, biraz zamanınızı alacağım. Bu sırada şurada bir şey açmıştım ben, bu da çalacak mı bakalım. Şimdi o not şeylerinizi açmanızı istiyorum ve 3 cümle yazmanızı istiyorum. 3 cümle yazmanızı istiyorum. Bu bir tahmin yarışı. Marco, burada ses olması lazım, var mı bilmiyorum. Gitarın kanalı. Evet. Bu cümleler kimin ağzından olacak? Sizin ruhsal hayatınıza kim ektiyse, müjdeyi kim getirdiyse, kiminle tövbe ettiyseniz onun ağzından kendinize birkaç cümlelik bir mektup yazacaksınız. Sevgili Ayda, Pavlus'un başladığı gibi mektuba. Diyeceksiniz ki, sevgili Ayda. Mesela Rays abladan sana, diyor ki sana, sevgili Ayda, nasılsın, iyi misin? Bugünlerde senden bunu bekliyorum. Ayık ve uyanık dur bu konularda diye bekliyorum senden. Onu sen artık bul. Size Tanrı'nın sözünü getiren, size ruhsal olarak eken, yanında tövbe ettiğiniz kişiden kendinize 3-4 cümlelik merhaba ve bir öğütler içeren bir şeyler yazmanızı istiyorum. Şimdi telefonlarınızı çıkarın lütfen. Ve yani 4 dakika vereceğim bununla ilgili. Kendinize öğütler yazmanızı istiyorum. Pavlus'un yazdığı gibi son cümleler diyordu ya. O kişi yazsın size. Ne yazardı? Sevgili Ayşegül, uzun zamandır seni görmüyorum. Bu konularda ayık uyanık ol. Sevgili Colby, bu konularda sevgili Burak, sevgili Nora, bugünlerde bu konularda ayık ol.
Pavlus'un öğrencisi olan Timoteos'a seslendiği gibi size Rabbin sözünü ekenler size seslensin. Tamamlayanlar var mı? Var. Tamam. Şimdi sizin ona cevap vermenizi istiyorum. Bu bir böyle meditasyon safhası falan öyle değil. Sihirli bir şey değil. Sadece düşünüyoruz yüreğimizde. Siz ne cevap yazardınız size yazılanlara? Bu daha kısa sürecektir muhtemelen. Herhalde en kısa cevap benim olmuştur diye tahmin ediyorum. Şey yazmışım. Tamam. Peki. Evet. Peki. Efendim? Bağışla. Emilia da bağışla yazmış. Ben tamam dedim. Peki. He? Sonra devam edersiniz evde. Lütfen devam edin. Ama ben şu böyle düşünmek iyidir bazen. Ben şu maçı bitireyim. Biz maçı 7 kişi tamamladık. Herhalde birimizin benim kaşım yarılmıştı. Galiba kolum da sakatlanmıştı. Herhalde hepimiz sakatlandık. Düşe kalka kafamızı falan. Büyük bir fark yedik. Herhalde 60 sayı falan farkla. Ama maç bittiğinde bütün stat onları değil bizi alkışlıyordu.
Çünkü o kadar birbirimizi o kadar teşvik edip yüreklendirdiğimiz başka hiç yoktu. Konu benim başarımla iyi yaptığımla ilgili değil, yanımdakini ne kadar yüreklendirdiğimle alakalıymış. O takımızdaki kısa oyuncular şaheseler yaptı. Öyle hareketler yaptılar ki maç bitti. Herkes ayakta sadece bizi alkışlıyordu. Çünkü konu aslında birbirimizle ilgiliymiş. Ama biz Mesih'in krallığında bu yarışı kaybetmiyoruz. Lütufla, lütuf ve müjde budur. Biz bu mücadelede yorulabiliriz. Paulus da dayak yedi, yoruldu, zorlandı, hapise atıldı, yorulabiliriz. Zayıf düşebiliriz, günaha düşebiliriz. Ama hemen birbirimizi kaldırıyoruz suçlamak yerine çünkü takımız. Hadi devam ediyoruz. Ve yarışın sonunda kralın kendisi, aslanın kendisi geliyor. Ve bizim için yarışı o bitiriyor. Lütuf budur. Biz kurtuluşu hak edemiyoruz. Mesih çarmıhtaki işiyle senin için zaferi hak etti. Biz sadece Mesih'in zaferini izliyoruz. Ve hayat boyu her gün, gün bugündür dedikçe mücadeleyi sürdürüyoruz. Ve birbirimizi gün bugündür dedikçe yüreklendiriyoruz. Ama zaferi kazanan İsa Mesih'in kendisidir. Ve müjde budur. Senin maçı kazanmana gerek yok. Mesih kazandı. Sen sadece onu izle. Bugünkü mesajım budur. Dua edelim. Ya Rab, teşekkür ediyorum sana ki senin egemenliğin bizim başarısızlıklarımızla ve başarılarımızla bağlı değil. Ama senin lütfun ve gücünle bağlıdır. Dua ediyorum bugün benim burada yazdığım tamam cevabı gerçekten hayatımda tamam olsun, peki olsun. Bir şeyler değişsin. Kardeşlerimi güçlendirmeyi, yüreklendirmeyi de bana anımsat ve hepimiz biz topluluk olarak birbirimize bu anlamda sahip çıkmayı hatırlat diye dua ediyorum. Birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu göster. Ve ben takım arkadaşlarım için, ruhsal ailem için teşekkür ediyorum. Bu kilise ailemizin her bir bireyi için şükrediyorum sana. Teşekkür ediyorum. Bizi güçlendir bugün. Biz olarak, ben olarak, sen olarak bizi güçlendirmeni diliyorum bugün. Oğlun İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin. Rab sizi bolca bereketlesin. Aşağıda çay, kahve, sohbet, galiba yemek de var. Lütfen bir... He? Bol bol yemek var. Lütfen gitmeyin. Bizimle kalın, kaçırmayın bunu.